şey oluyor yani. O kadar önemli değil yani. Allah melekler de alıyor. İbrahim Bülbül de öyleydi. İbrahim Bülbül de Gavs Hazretlerine gidince kurban bizim şu mezar işimiz ne oldu? Her gittiğinde mezar. Ya İbo senin işte mezar burada olacak. Onun için Mehmet Yarbay öyle demiş Gavs Hazretleri. Sen kürsüde devam edeceksin. Sen orada öleceksin. Eğer sen sohbeti yapmasan sana menzilde yok. Yalnız demiş sen dünyanın neresinde ölürsen öl biz seni menzile getiririz ama denizde suda ölürsen bu şey bu biraz zor. Onu da belirtmiş yani. Onu da belirtmiş. E şimdi bu da kısmet meselesi. Geçen hafta bir kardeşimiz menzildeydi. Dedi ki ya bu perşembe günü bir Sofi öldü menzilde. Sofi ölmüş hemen oraya şey yapmışlar. Defnetmişler. Ondan sonra cumartesi oldu. Dedi cumartesi gecesi de ya Allah'ım diyor ya Rabbi ben istiyorum ya Rabbi beni burada şey yap. Ben ölmüyorum başkaları ölüyor yani. Bu kısmet meselesi ya. Nasip meselesi ya. İkincisi ne dedi burada? Ne kadar yaşarsan yaşa ma şihte fe inneke meytun. Cebrail peygamberimize öyle dedi. Burada çıkmıştı. Sohbeti yarım saatte anlatsam, yarım saat sonra nerede kalmışsam aynı yere gelebiliriz. Geldik de. Ve ahbib, ne kadar seversen sev, men şi'te, dilediğin kişiyi ne kadar seversen sev, fe inneke mufarikun, sen mutlaka ondan ayrılacaksın. Kişinin en sevdiği hanımıdır. 50 sene, 60 sene şey olduktan sonra ne oluyor? Ayrılıyor. Çoluk çocuğundan ayrılıyor. Evet. Ve devam ediyor. Ve amel. Ne kadar amel edersen amel et. Ma şihte. Dilediğin kadar amel et. Fe inneke medziyun. Muhakkak senin yaptığın amel karşılığında mükafatlandırılacaksın. Mükafat verileceksin. Bu nerede çıkmıştı? Bu... Peygamber Efendimiz buyuruyor ki beş şeyden önce beş şeyi ganimet yani beş şeyi ganimet bilin, kıymetini biliniz. Ondan birincisi neydi? İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin kıymetini. Hastalık gelmeden önce sağlığın kıymetini. Meşguliyet gelmeden önce boş zamanın kıymetini. Fakirlik gelmeden önce zenginliğin kıymetini. Ölüm gelmeden önce hayatın kıymetini ne yapmak? Ama burada önemli olan iki şey vardı. Bu beş tane. Birisi boş dediğin ne dedi? Meşguliyet gelmeden boş vaktin kıymetini. Tasavvuf alimleri tasavvuf nedir? Tarikat nedir? Bunu tarif ederken demişlerdi ki tasavvuf zamanını en güzel şeye vermektir. Bunu kim söylüyor? Ahmed el-Haznevi'nin oğlu Şeyh Alaaddin Haznevi. Şeyh Alaaddin Haznevi'nin de halifesi Muhammed Arapken o da Diyarbakır Bismil'de meftundur. Bu söylüyor. Mektubat-ı Mevlana Halidi'nin mukaddimesinin kitabında diyor ki bütün alimler her şeyi tarif ediyor. Tasavvuf budur, nefis terbiyesidir. Nefsi tezkiye, kalbi tezkiye, tasfiye anlatıyor ama diyor en güzel söz tasavvuf zamanı en güzel şeye vermektir. Ve buna tasavvufta Sofi kimdir? Sofi İbnül Vakt. Vaktin çocuğudur. Onun için şu Semerkant hangi sayısı? Temmuz 2011. Size sohbet ettiğim kaynakları tanıtmadım. Böylece tanıtmış oluyorum. 2011'de Abdülhalik-i Gücdüvani Hazretleri bir gün hocasıyla ders yaparken bir ayeti kerime geliyor. Allah-u Teala gece gündüz böyle içinden gizli şekilde zikredin. Ayeti kerimesi dersi geliyor. Ondan sonra tabii ki Abdülhalik-i Gücdüvani Hazretleri diyor ki efendim diyor bu nasıl olacak yani? Mesela dilimle söylesem bundan şeytanın haberi olacak. Dilimle söylesem. Bu gizli olan zikir nasıldır yani? Hocası da diyor ki ben de bunu bilmiyorum ama
Vakti gelince, zamanı gelince sana birisi gelecek, bunu öğretecek. İşte bu şey dediğimiz 11 tane nedir? Esas. Yolumuzu aydınlatan kandiller 11 tane esasını 8 tanesini Abdülhalik-i Gücdüvani Hazretleri Hızır Aleyhisselam'dan 3 tanesini Şah-ı Nakşibend Hazretleri şey yapmış. Bundan bir tanesi de nedir işte? Vukufi neydi? Vukufi zaman, yani zamana vakıf olman. Vaktimize bakıyorum, 43 dakika var. Sizi de şey yapmak istemiyorum, fazla yormak istemiyorum, zamanıma da bağlı kalmak istiyorum. Vukufi zamani, yani zamana vakıf olmak yahut zaman bilinci öncelikle zamanın asla geri getirilemeyecek şekilde akıp gittiğini farkında olmaktır. Bu farkındalık hızlı eriyen zamanı değerlendirmeye, boşa geçirmemeye gerekir. Burada hemen aklıma şu geldi. Fahrettin Razi Hazretleri Tefsir Kebir sahibi diyor ki Vel asr innel insane ayeti kerimesini ben okuyunca tefsirinde bütün insanlar hüsrandadır. Ayeti kerimesini bir türlü şey yapamadım. Bir gün diyor bir pazara gittim. Bir genç delikanlı sıcak, güneşli bir havada buz satıyor. Buz. Buz. Doldurulmuş buz satıyor. Ama müşterisi olmadığı için, kimse almadığı için o güneşin altında buz durmadan şey oluyor. Eriyor. Ve eriyor. Böyle 1 saat, 2 saat müşteri gelmeyince buz eriyor ve şöyle bağırıyormuş o kişi. Sermayesi buz gibi eriyen, sermayesi buz gibi eriyen şu kişiye yok mu merhamet eden? Yani yok mu bunu alan? Benim buzum eriyor, benim karım gidiyor. İşte diyor, innel insana lefihuz. Bizim de hayat sermayemiz bu buz gibi erip gidiyor. Onun için şurada şair şiirinde Arapçasında buyurur ki Bismillahirrahmanirrahim. Bu şiiri de okuduktan sonra sohbetimize bunu bir tane abimiz ilahi kaside yapmış. Arapçası şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Yaman bi dünya iştegal kad garrahu tulul emel. Evelem yezel fi gafletin hatta denha minhul ecel. El-mautu ya'ti bagdatan vel-kabru sandukul amal isbir ala ahvaliha la mevte illa bil ecel. Manası yaman bir dünya iştigal. Ey dünyayla meşgul olan kişi gece gündüz o dünyayla meşgul olan kişi kad garrahu tulul emel. Tulul emel uzun yaşama hastalığı seni aldattı. Ben 40 yaşına gelirsem şunu yaparım. 50 yaşına gelirsem bunu yaparım. 60 yaşına emekli olursam hacca giderim. Örnek yani. O geldikten sonra emekli parası olsun. Çocuğumu evlendireyim. Şunu alayım bunu derken. Diyor ki seni uzun yaşama hastalığı aldattı. Nuh Aleyhisselam ayet-i kerimeyle sabittir. 950 sene yaşadı. Ya Nuh bu dünyayı nasıl gördün? İki kapılı bir hane gibi. Bir kapıdan girdim, öpür kapıdan çıktım. Evelem yezel fi gafletin. Sen bu gaflet uykusundan ne zaman uyanacaksın? Gelmedi mi bu gaflet uykusunda uyanma zamanı? Hatta tenha minul ecel. Ecel gelince mi uyanacaksın? Hani Hazreti Ali'nin bir sözü var ya. Bütün insanlar uykudadır, öldükleri zaman uyanacaklar. Bütün insanlar uykudadır. Halbuki biz her gün ölüyoruz, her gün diriliyoruz. Nasıl? Hadis-i şerifte de diyor ki uyku ölümün kardeşidir. Biz her gün uyumuyor muyuz? Uyuduğumuz zaman yanımızda neler olsa farkında, bir de gözlerimiz kapalı oldu uyuyoruz. Rüya görüyoruz. Ne bileyim yani. Ölüyoruz sonra tekrar dirilmiyor muyuz? Bu ölüm provası değil midir? General da olsan, başbakan da olsan, cumhurbaşkanı da olsan sen o general elbisesiyle yatağa gireni gördün mü? Ne yapıyor? Pijama giyiyoruz. Yani gecelik giyiyoruz. Bunlar da kefendir işte provadır. Her gün Allahu Teala bize ölüm öldürüyor, diriltiyor ama
Evelem yezel fi gafleti. Sen bu gaflet uykusundan ne zaman uyanacaksın? Ne diyor? Ne diyor? Hatta tenha münün ecel geldiği zaman mı uyanacaksın? El mevtu ye'ti bagdeten. Ölüm var ya, ölüm aniden gelir. Vaspir. Ne diyor? Vel kabru sandukul amel. O diyor, seni diyor o sandığa koyarlar yani. O da ameller sandıkıdır. Bu isbir ala ahvalya. Sen şu andaki hallerine bir sabret. La mevte illa bil ecel. Ancak ecel, ölüm ancak ecelle olur. Şu sebepten, bu sebepten de olmaz. Bakayım vaktimiz, zamandan bahsederken kendimiz vaktimizi çiğnemeyelim. 48 dakika 35 saniye olmuş. Ben şurada şey yapmak istiyorum. Mesele anlaşılmıştır. Alimler demişlerdir ki hayat 3 gündür. Birisi mazi geçmiştir. Birisi gelecektir. Ona kavuşmayacaksın. Dem şu demdir. Dem bu demdir. Ve dem bu demdir de bir şiir okuyalım. Bu sohbeti bitirelim. Acizane bu şiiri kendimiz yazdık. Zaman çok kıymetli bir nimettir. Zamanla engelleri geçmektir. İlk önce kendini bilmektir. Dem bu demdir, dem bu demdir. Men arafe nafsahu fakat arafe. Kim ki nefsini bilirse, tanırsa mutlaka Rabbini tanır. Boş, boş durma, sarıl amele. Koş, koş oturma, eriş kemale. Gayret edersen kavuşursun kemale. Dem bu demdir, dem bu demdir. Kalma nefis ve şeytan ortasında. Mahşerde herkes kendi telaşında. Bu dünyada insan mal sevdasında. Dem bu demdir, dem bu demdir. Geçmişten ibret al, fazla oyalanma. Gerçek, gelecek garanti değil, bel bağlama. Kaderde başına gelenlere ağlama. Dem bu demdir, dem bu demdir. Her yerde, her zaman fırsatlar ele geçmez. Mevlam bela verince iyi kötüyü seçmez. Şeytana uyarsan şeytan imandan vazgeçmez. Dem bu demdir, dem bu demdir. Tövbeyi geciktirmek büyük günahtır. Nefisle mücadele en büyük cihattır. İhlasla amel etmek büyük sevaptır. Dem bu demdir, dem bu demdir. Hastalıktan kurtulmazsın mürşide gitmeyince. Hastalığın iyileşmez zikir çekmeyince, muradına kavuşamazsın evliyaları sevmeyince, dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu demdir. Bu nasihatler çok önemlidir. Nasihatlara uyanları cennetine girdir. İyi düşün sen nefesini iyi değerlendir. Allah-u Teala cümlemizi nefeslerini hayatını, gençliğini Allah yolunda harcayanlardan eylesin. Kıymetli kardeşlerimiz, sohbette maksat intibadır, uyanmadır, tövbeye teşviktir. O gaflet uykusundan uyanmaktır. Aramızda ilk defa bu sohbete katılanlar varsa, tasavvuf ve tarikat konusunda bilgisi olmayanlar varsa, tasavvuf ve tarikat dersini almak isteyenler varsa, şuraya gelsinler. Aramızda vekil kardeşlerimiz var. Onlara tasavvuf dersi verebiliriz. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.